psikolojik danışman Doktor Barış Yaka İş Dünyası'nda. Sevgili izleyicilerimiz, hayatın karmaşası sadece bedenimizi değil bazı zamanlarda ruhumuzu da yorabiliyor. Bunun için tabii ki birçok önlem var. Bunlardan bir tanesi de psikolojik danışmanlar. Bugün o isimlerden biriyle birlikteyiz. Yanımızda psikolojik danışman Barış Yaka var. Merhabalar Barış Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sizleri tanımak istiyoruz öncesinde. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Ben 97 yılında Ankara ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikolojik danışmanlıktan lisansımı aldım. Ve birkaç yıl Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalıştım. Sonrasında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne öğretim elemanı olarak geçiş yaptım. Ve orada tezli yüksek lisansımı gene psikolojik danışmanlık alanında aldım. Ve sonra gene doktora derecemi psikolojik danışmanlık alanında aldım ve bir 23 yıl, 24 yıl kadar da öğretim elemanı olarak hem araştırmacı hem de uygulayıcı olarak görev yaptım. Oldukça iyi bir background'a sahipsiniz zaten bu aşamaya gelinceye kadar. Evet, öyle olduğunu düşünüyorum ve bu 97'den beri 25 yılı aşkın bir süredir de 15-18 yaş arası gençlere ama özellikle de yetişkinlere, üniversite gençliğine bireysel psikolojik danışmanlık, çift ve aile psikolojik danışmanlığı yapıyorum. En son da kısa bir süre önce burada Urla Barbaros'ta EOS Psikolojik Danışmanlık ofisimi açmış bulunuyorum. Evet, tabii birçok aşamada birçok kişiye, birçok danışanınıza sizler fayda sağlıyorsunuz. Daha çok ne gibi şikayetlerle sizlere başvuruyorlar peki? Psikolojik yardım almak çok geniş nedenlerle olabiliyor. Benim daha çok ilgilendiğim çift ve ailelere, aile içi iletişim, eşler arası iletişim, bu konuları çözmek, bu konularda yardımcı olmak söz konusu, olmam söz konusu. Bunun yanında bireyler kaygı, korku, panik, öfke gibi sorunlarda başvurabiliyorlar. Travmatik yaşantılar, uyum sorunları gibi konularda ben kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, günümüzün, çağımızın aslında o kadar çok sorunu var ki kendi kendimize baş edemediğimiz, kendi başımıza bununla mücadele edemediğimiz zamanlar oluyor. Bir de olayı kökünden çözmek var, anlık olarak değil. Sizler de bu konuda devreye giriyorsunuz. Bu bağlamda tabii kaygıdan bahsettiniz. İsterseniz günlük yaşantıda en çok karşılaştığımız bu kaygı ve anksiyeteden biraz bahsedelim. Şöyle bir şey, insanlar tabii belirsiz söz konusu olduğunda daha çok kaygılanıyorlar. Günümüzde de ekonomik koşullar, şehir yaşantısı insanların belirsizlik yaşamalarına yol açıyor. Özellikle pandemiden sonra da. Zaten kaygı çok da temel bir duygu. Dolayısıyla insanlar kendilerini genellikle bir baskı altında, bir stres altında hissediyorlar. Ve tabii bununla birlikte ne yapacaklarını, bunu nasıl aşacaklarını pek bilemeyebiliyorlar. İnsanlar yakınlarıyla da konuşarak yardım alabilirler. Aslında genellikle yapılan şey budur ve işe yarar birçok zaman. Ama psikolojik danışmanlar, ruh sağlığı meslek elemanları, bizler tarafsızlık, gizlilik artı mesleki eğitimden ve deneyimden gelen avantajlar sağlıyoruz. Bunlar İnsanlar bu avantajları yakınlarından bulamazlar. Dolayısıyla hem o anki kaygı sorunlarını veya diğer yaşadıkları konu neyse hem onları çözmeleri noktasında hem de gelecekte benzer sorunları önlenmesi noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. Tabii günümüzün, çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi de ilişkiler arasındaki anlaşmazlıklar. Sizler aslında evlilik öncesinde de galiba çift terapileri yapıyorsunuz. Evet, bireyler evliliğe hazırlanma noktasında aslında gelirlerse daha yerinde olur. Romantik ya da evlilik ilişkisi diyebiliriz. Bunun öncesinde yardım almaları kendileri için isabetli olur. Çünkü genellikle bizler sorun başa çıkamadığımız noktaya geldiğinde yardım almaya çalışıyoruz. Bu da biraz
o zaman sorunların çözülmesini zorlaştırıyor. Evlilik öncesinde terapiden, psikolojik danışmadan ziyade evliliğe hazırlıkla ilgili bir desteklemek daha doğru olur aslında. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Barış Yaka ile birlikte psikoloji üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.